İnsan, dünya hayatında nefsindeki kötülükleri yenip, ömrünü Allah'ın razı olacağı umulan şekilde geçirmekle sorumludur. Bunun içinse kendisine ortalama 60-70 yıl gibi çok az bir süre verilmiştir. Rabbimiz kendi rızasını kazanan kulları için dünyadaki bu kısa yaşamın ardından sonsuz ve eşsiz bir hayat vaat etmiştir. Dünyada geçirdiği bu kısa süre içinde sabır gösteren, güzel ahlakta kararlı davranan, Allah'a samimi bir kul olan kimseler, ahirette çok büyük bir mükafatla, sonsuz cennet hayatıyla karşılaşacaklardır. Allah, insanın fıtratını sadece cennette rahat edebileceği ve nefsinin isteklerini ancak burada karşılayabileceği şekilde yaratmıştır. Kur'an'ın pek çok ayetinde bu gerçek insana bildirilmiştir. İnsanın asıl hayatını cennette yaşayacağını, bu nedenle tüm çabasının da sonsuz güzellikler yurdu cennete yönelik olmasını hatırlatmıştır. Bu konudaki Kur'an ayetlerinden bir tanesi şöyledir. Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve eğlence türünden tutkulu bir oyalanmadır. Gerçekten ahiret yurduysa asıl hayat odur. Bir bilselerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şerifinde dünya hayatının yanında cennetin insan için nasıl büyük bir nimet olduğunu şöyle bir örnekle açıklamıştır. Cennette yay kadar bir yer güneşin üzerine doğduğu veya battığı şeyden dünyadan daha hayırlıdır. Zira Allah, dünya hayatının geçici olduğunun anlaşılması için pek çok delil yaratmaktadır. İnsan hemen her gün, başta kendi bedeninde olmak üzere, dünya hayatının eksiklikleriyle karşılaşmaktadır. En küçük bir ihmalde hastalıklarla, yaralanmalarla ve hatta ölümle yüz yüze gelebilmektedir. İnsan bedeni gibi en güzel çiçekler bile zamanla solar. En güzel renkli, en hoş kokulu güller, laleler, menekşeler çürüyüp bozulur. En lezzetli ve en taze görünümlü meyveler, sebzeler kısa süre içinde yenemeyecek hale gelir. İnsan tüm bu eksiklikler karşısında içten içe daima mükemmelliği arar, bu eksikliklerin hiçbirinin olmadığı bir dünyada yaşamayı ister. Bu amaçla hiçbir sorunun olmadığı mutlu bir hayatı dünya şartlarında oluşturabilmenin yollarını arar. Oysa Allah, Kur'an'da insanlara bu hayatı ancak cennette yaşayabileceklerini bildirmiştir. Yüce Rabbimiz, Kur'an'da insanın aradığı, özlem duyduğu, sevdiği her şeyin sadece cennette olduğunun anlaşılması için cennet nimetleri hakkında pek çok bilgi vermiştir. İşte bu filmde Kur'an ayetleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri doğrultusunda Rabbimizin bizler için hazırladığı bu eşsiz nimetlerin bazılarından söz edeceğiz. Amacımız asıl hayatın dünyada değil cennette yaşanacağını, nefsin istek duyduğu güzelliklerin aslının dünyada değil cennette olduğunu hatırlatmaktır. Aynı zamanda cennetteki ihtişamı ve sınırsız nimeti anlatarak cennete olan özlemin artmasına vesile olabilmektir. Elbette ki film boyunca yapacağımız cennet tasvirleri insan aklının ve bilgisinin kavrayışıyla sınırlıdır. Gerçekte Yüce Allah'ın Kur'an'da bildirdiği ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle tarif ettiği cennetin mükemmelliği ve güzelliği insanın dünyada kendisine verilen akılla kavrayabileceğinden ve tefekkür edebileceğinden çok daha üstün ve benzersizdir. Cennet nimetlerinden söz etmeden önce ahiret hakkındaki bazı yanılgılardan bahsetmek yararlı olacaktır. Kur'an'da haber verildiği üzere sonsuz adalet sahibi olan Rabbimiz her insanın
dünya hayatında yaşadıklarının karşılığını ahirette verecektir. Ancak bazı insanlar ölümden sonraki hayatın, yani cennet ve cehennemin varlığından kuşku duymaktadırlar. Bir ayette bu kuşku şöyle bildirilir: "Hayır, onların ahiret konusundaki bilgileri ard arda toplanıp pekiştirildi. Hayır, onlar bundan bir kuşku içindedirler. Hayır, onlar bundan yana kördürler." Bu insanların kuşkularının en önemli nedeni, maddenin gerçek mahiyeti hakkında yanlış kanılara sahip olmalarıdır. Maddeyi mutlak varlık zanneden bu insanlar, madde dışındaki varlıkları yok kabul etmektedirler. Sadece maddesel dünyanın varlığına inanan bu kişiler, cennet ve cehennemi bu dünyanın içinde bir yere yerleştiremedikleri için ahiret varlığına da inanmazlar. Oysa inkarlarının temelini oluşturan madde hakkındaki inançları büyük bir yanılgıdır. Allah, Rum suresinin 7. ayetinde bu insanların yanılgılarını şöyle haber verir: "Dünya hayatının sadece dışta olanını bilirler ve ahiretten de gafildirler." Bilimsel olarak da ispatlandığı gibi, bizim muhatap olduğumuz dünya, insanların büyük bir çoğunluğunun sandığı gibi maddeden oluşan bir yer değildir. Dış dünyada madde vardır, ancak bizim gördüğümüz, dokunduğumuz, yaşadığımız her şey, her insanın beyninin arkasındaki algı merkezinde yaratılan bir algılar bütünüdür. Dolayısıyla biz bu maddesel dünyayla yalnızca algılarımız vasıtasıyla muhatap olabiliriz. Yani aslına hiçbir zaman ulaşamayız. Şimdi maddesel dünyanın bir görüntüler bütünü olduğunu bir örnekle açıklayalım. Şu anda izlemekte olduğunuz televizyonu gözünüzle gördüğünüzü sanıyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Çünkü gören gözünüz değildir. Gözleriniz sadece dışarıdan gelen ışığı iletmekle görevli bir organdır. Gören beyninizdir. Gözünüze gelen ışık demetleri, gözünüzün ardındaki bazı hücreler tarafından bir takım kimyasal işlemler sonucunda elektrik sinyaline dönüştürülür. Bu elektrik sinyali doğrudan beynin arka kısmında yer alan görme merkezine ulaşır. Görme merkezi birkaç santimetre küplük çok küçük bir yerdir. Elektrik sinyali buraya ulaştığında televizyonun görüntüsünü oluşturur. Yani siz şu anda televizyonu beyninizin arkasında görüyorsunuz. Televizyonun kumandasını da benzer şekilde algılıyorsunuz. Parmaklarınızdaki sinir hücrelerinden beyne iletilen elektrik sinyalleri beyninizdeki dokunma merkezinde dokunma hissine dönüşüyor. Yani kumandaya dokunan ve hisseden parmaklarınız değildir. Bu his de beyninizde bir algı olarak oluşur. Dolayısıyla insan beyninin dışındaki aleme asla ulaşamaz. Gördüğü, duyduğu, dokunduğu, tattığı her şey beyninde gerçekleşen algılardan ibarettir. İnsanın kendisinin dışında, uzağında sandığı her şey aslında beyninin içindedir. Yani tüm evren, dünya hayatının tamamı, yıldızlardan odasındaki çiçeğe kadar her şey insanın kafatasının içinde yaratılır. Her insan beyninde oluşan alemi seyreder, beyninde oluşan aleme dokunur, beynindeki alemin sesini dinler. Sonuç olarak Allah, yarattığı madde alemini her insana beyninde bir görüntü olarak izlettirmekte ve bu görüntüyü gerçek gibi algılattırmaktadır. Buraya kadar anlattıklarımız, maddenin aslıyla muhatap olduklarını sandıklarından dolayı cennet ve cehennemin varlığından kuşku duyanlar için son derece önemlidir. Ayrıca Allah'ın dünyayı insanın zihninde nasıl yarattığını anlayan bir kimse, cennet ve cehennemin yaratılışını da anlayabilir. Çünkü bu insan dünyada ve ahirette maddenin aslıyla asla muhatap olmadığını da anlayacaktır. Yaşadığı her şeyin kendisine hayal suretinde gösterildiğini kavrayınca, cenneti ve cehennemi gözüyle görmediği, eliyle dokunmadığı için inkar etmesi anlamsızlaşacaktır. Diğer taraftan bu önemli gerçeği kavrayan insan, Yüce Allah'ın sonsuz ilmini, ihtişamlı yaratışını daha iyi takdir edebilecektir.
binlerce yıldır milyarlarca insanın kapkaranlık kafatasının içinde gerçeğiyle birebir aynı, kusursuz, ışıl ışıl dünyalar yaratan Allah, elbette ki benzer şekilde cennet ve cehennemi de yaratmaya kadirdir. İnsan ölünce Allah dünyanın görüntüsünü değiştirir, ona ahiretin görüntüsünü göstermeye başlar. Bu aynı bir perdenin kalkıp ardından bambaşka bir görüntünün çıkması gibi bir geçiştir. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ve Kur'an ayetleri ışığında filmimizin konusu olan cennet nimetlerinden söz edelim. İnsanlar genellikle dinlenmek, rahat etmek için doğal güzelliklerle iç içe olan mekanları tercih ederler. Yeşillik, ormanlık, deniz kenarı ya da nehir kıyısı gibi yerlerde temiz hava, toprak ve suyla yakın olmak insana huzur ve mutluluk verir. Doğal güzellik arayışı içinde olunmasının sebeplerinden biri, Allah'ın insanı cennet güzelliklerinden zevk alacak şekilde yaratmış olmasıdır. İnsan farkında olsa da olmasa da aslında cennet nimetlerinin beklentisi içindedir. Ayetlerde cennetin doğal güzelliklerle iç içe olacağı şöyle haber verilmektedir. Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Ayrıca hadislerde de cennetteki ağaçlardan sıkça bahsedilir. Cennette bir ağaç vardır ki, binekli bir kimse 100 yıl gölgesinde yürüse onu kat edemez. İsterseniz şu ayeti okuyun. Daimi gölgededirler, çağlayıp duran su başlarındadırlar. Cennette hiçbir ağaç yoktur ki, gövdesi altından olmasın. Cennetteki doğal güzelliklerin tarif edildiği pek çok hadiste Tuğba ağacından ve onun özelliklerinden bahsedilir. Bu ağaç hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarifleri şöyledir. Tuğba cennette bir ağaçtır. Büyüklüğü 100 yıllık yer tutar ve cennet elbiseleri de onun tomurcuklarından yapılır. Tuğba ağacı benzersiz özelliklere ve görünmemiş bir genişliğe sahiptir. Bunun yanı sıra hadislerde dünyadaki sebeplerin geçerli olmadığı cennet ortamında cennet elbiselerinin de bu ağaçtan yapıldığı ifade edilmektedir. Cennetteki doğal güzelliklerden bir başkası da ırmaklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde cennetteki nehirlerden sıkça bahsedilmektedir. Cennet ırmakları Misk dağlarının yahut da Misk tepelerinin altından çıkar. Cennette bal denizi, şarap denizi, süt denizi ve su denizi bulunmaktadır. Diğer nehirler bunlardan çıkacaktır. Kur'an'da da bu ırmakların özelliklerinden detaylı olarak bahsedilmektedir. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şudur. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır.
Hadiste ve ayette cennette baldan, sütten, şaraptan denizlerin olacağından bahsedilmektedir. Ancak burada bahsedilen süt, bal ve şarap dünyadakinden çok farklı, cennete has özellikleriyle yaratılmıştır. Cennette bunların her biri tertemiz, lezzet ve rahatlık veren içkilerdir. Örneğin cennette sunulan şarap dünyadakilere benzememektedir. Cennet ehlini sarhoş etmeyecek, içenlerin şuurunu bulandırmayacaktır. Allah'ın cennet için hazırladığı içki Kur'an'da şöyle tarif edilmektedir. Bembeyaz, içenlere lezzet veren bir içki. Onda ne bir gâile vardır, ne de kendilerinden geçip akılları çelinir. Cennette Rabbimizin müminlere vaat ettiği nimetlerden bir diğeri de zenginliktir. Cennetteki zenginlik, Allah'ın sonsuz güzellikteki sanatının tecellilerini ve göz kamaştıran büyük bir ihtişamı kapsayan, en üst estetik özellikleri ve uyumu sunan bir zenginliktir. Dünyadaki zenginlik, tıpkı insanın sahip olduğu diğer her şey gibi geçici ve sonludur. Ancak cennet ehli için vaat edilen zenginliğin sınırı yoktur ve cennette bitme, tükenme gibi endişeler de yaşanmaz. Mülkün zenginliğin hesapsızca bol olması cennete has bir özelliktir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde cennetteki mülkün çokluğuyla ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Ehli cennetin en aşağı dereceli olanının cennetteki mülkünü temaşası 2000 sene sürer ve bu mülkün en uzak kısmını en yakını gibi görür. Hadiste de dikkat çekildiği gibi cennetteki nimetlerin çok az bir kısmı bile dünya ölçüleriyle kıyaslandığında çok muazzam büyüklükleri ifade etmektedir. Ayrıca Allah, Kur'an'da cennetteki mücevherlerin ve kıymetli taşların varlığına dikkat çeker. Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedirler. Adın cennetleri onlarındır. Oraya girerler, orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler. Cennetteki zenginliğin yanı sıra mekanlar da son derece güzel ve ihtişamlıdır. Dikkat ederseniz dünyanın en güzel mekanları arasında saraylar, köşkler hep ilk sıralarda yer alır. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği cennetle ilgili ayetlerde de insanların hoşlarına giden bu mekanlardan, köşklerden, saraylardan, bahçelerden, otağlardan sıkça bahsedilmektedir. Örneğin cennetteki köşklerin yüksek olduğu ve altlarından ırmaklar aktığı Kur'an ayetlerinde şöyle bildirilir. İman edip salih amellerde bulunanlar, onları içinde ebedi kalıcılar olarak altından ırmaklar akan cennetin yüksek köşklerine muhakkak yerleştireceğiz. Salih amellerde bulunanların ecri ne güzeldir. Aynı zamanda hadislerde cennet mekanlarının her malzemesinin çok değerli olduğuna dikkat çekilmiştir. Çakıl gibi bolca bulunan taş parçalarının yerine de yakut, zümrüt ve inci olacağı bildirilmiştir. Gurfeler kırmızı yakut, yeşil zebercet ve beyaz incidendir. Onlarda hiçbir kusur ve ayıp yoktur. Cennet ehli bunlara sizin gökte, doğu ve batıdaki parlak yıldızlara baktığınız gibi bakarlar. Cennetin çakılları inci ve yakuttan, toprağı da zaferandır.
cennet köşklerinin zenginlik ve ihtişamın simgesi sayılan yakut, zümrüt, inci gibi mücevherlerden yapılmış olması, onların paha biçilmez değerlerini vurgulamak açısından son derece önemlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde cennet köşklerinin yeşilliklerle çevrili olduğunu ve su kenarında yer aldığını şöyle buyurmaktadır. Cennette bir köşk vardır. Etrafı burçlar, otluk, sulak yerlerle çevrilidir. 5000'de kapısı vardır. Ayrıca hadislerde cennet köşkleriyle ilgili şöyle bir özelliğe daha dikkat çekilmektedir. Cennette öyle köşkler vardır ki içindeki dışındakini, dışındaki içindekini görür. Hadisten anladığımıza göre cennetteki bazı köşkler kişilerin hem içeriği hem dışarıyı görebilmelerini mümkün kılan cam veya başka bir saydam malzemeden yaratılmış olabilirler. Zemin, duvarlar ve tavanın bu şekilde şeffaf olması ise içinde oturan kişilere ferahlık ve zevk vermesi açısından çok güzel bir özelliktir. Cennet köşklerinin hadislerde bildirilen bir başka özelliği ise hiçbir destek ve dayanak olmaksızın durmalarıdır. Kuşkusuz bu durumda benzersiz ve heyecan verici bir güzelliğe işaret etmektedir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Bir gün Resulullah cennette öyle köşkler vardır ki ne kendisini yukarıya bağlayacak çengelleri ve ne de altında direkleri vardır buyurdu. Bunu dinleyen ashab ey Allah'ın Resulü o köşklerin ehli oraya nasıl girecek diye sordu. Resulullah, onlar kuşlar misali uçarak girecekler buyurdu. İhtişamlı cennet mekanlarından bir diğeri ise saraylardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde cennetteki saraylardan da söz edilmektedir. Bir hadiste şöyle bildirilir. Cennetin içinde inciden bir saray vardır. O sarayın içinde kırmızı yakuttan 70 konak vardır. Her konağın içinde yeşil zebercetten 70 ev vardır. Her evin içinde 70 taht, her taht üzerinde de her renkten 70 yatak vardır. Her evin içinde 70 sofra, her sofranın üzerinde de 70 çeşit yemek vardır. Keza her evin içinde 70 adet hizmetçi vardır. Hadislerde cennet saraylarının köşklerde olduğu gibi en değerli taşlardan yapıldığına, en güzel şekilde dekore edildiklerine, içlerinde nimet bolluğu olduğuna dikkat çekilmektedir. Dünya hayatına razı olmayan ve bu hayatın geçici süslerine aldanmayan müminler, ahirette gerçek zevk ve neşeyi birbirinden güzel bu cennet mekanlarında sonsuza kadar yaşarlar. Cenab-ı Allah'ın cennette müminler için yarattığı güzel mekanlardan bir başkası ise otağlar yani çadırlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisinde cennetteki otağlardan bahsetmiştir. Bunlardan bir tanesi şöyledir. Cennette müminin yüksekliği 60 mil yaklaşık 100 kilometre olan bir inci çadırı vardır. Genişliği de öyle. Yani 60 mildir. Orada müminin aileleri bulunacak. Mümin onları bir bir dolaşacak. Her şeyin en mükemmel haliyle yaratıldığı cennette, çadırlarda olabilecek en üst konforla müminlerin zevkine, rahatına, keyfine uygun şekilde var olacaklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği gibi değerli cevherlerden yapılan bu çadırlar olağanüstü bir genişliğe sahiptirler.
Hadislerde cennet ehlinden kişilerin çok geniş ve yüksek olan inci tanelerinin içinde aileleri ve yakınlarıyla mükemmel bir hayat sürdükleri haber verilmektedir. Kuşkusuz bu, Rabbimizin benzersiz yaratma gücünün ve sanatının bir tecellisidir. Cennet mekanlarıyla ilgili olarak çarşılarda pek çok hadiste tasvir edilmiştir. Bu alışveriş mekanları insanların ihtiyaçlarını karşılamaları için önlerine birçok seçenek sunar. İnsanlar iyi beslenme, farklı tatları deneme, şık ve güzel giyinme, işlerini kolaylaştıracağını düşündükleri araçları satın alma gibi amaçlarla bu yerlere giderler. İşte insanların dünya şartlarında hoşlarına giden bu nimeti Allah cennette de en güzeliyle yaratacaktır. Cennetteki çarşılar sayısız çeşitlilikte nimetle, bolluk sevinci uyandıran görüntüleriyle cennet ehlinin içlerindeki bu arzuya hitap edecektir. Üstelik cennette dünyada bu nimetin beraberinde olan pek çok imkansızlık da ortadan kalkmış olacaktır. Örneğin dünyada insanlar alışveriş yerlerini dolaşmaktan zevk almalarına rağmen bundan yorulurlar. Bunun dışında alışveriş yapmaktan zevk almasına rağmen dilediğini satın alma imkanına sahip olmayan insanlar da vardır. İnsanlar ancak fiyatını ödedikleri sürece bu çeşit bolluğun içinden istedikleri ürünü seçebilirler. Ama eğer bu imkana sahip değillerse sadece bu mekanları gezmekle yetinmek durumundadırlar. Oysa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde haber verdiğine göre cennet çarşılarında insanlar istedikleri her şeyden diledikleri kadar alabileceklerdir. Bu mekanlardaki nimet çeşitleri ise insanların daha önce hiç görmedikleri ve hayalini bile kurmadıkları türden nimetler olacaktır. Hadislerde bu durumdan şöyle bahsedilir. Muhakkak cennette bir çarşı vardır ki melekler orayı ziyaret ederler. Orada gözlerin mislini görmediği, kulakların duymadığı ve kalplere gelmeyen nimetler vardır. Canımızın istediği her şey bize getirilir. Fakat orada satılan ve satın alınan hiçbir şey yoktur. O çarşıda cennet halkının bazısı diğer bazısıyla karşılaşır. Onların içinde herhangi bir şeyi eksik olan kimse yok ki karşılaştığının üzerine gördüğü süs elbiselerinden dolayı rahatsız olsun. Sözünün sonu gelmeden üzerinde daha güzel bir kıyafet bürünür. Şu muhakkak ki cennette hiçbir kimsenin üzülmesi, kederlenmesi yoktur. Bir başka hadiste ise cennetteki çarşılarda müminlerin oturacakları güzel kokulu, rahat yerler bulunduğu, cennet ehlinin buralarda tanışıp sohbet ettikleri, kısaca insanın hoşuna gidecek bir sosyal yaşamın varlığına dikkat çekilir. Muhakkak cennette öyle çarşılar var ki orada alışveriş yoktur. Fakat cennet ahalisi oraya vardığı zaman taze ve parlak inci ve misk toprak üzerine yaslanarak otururlar. Dünyada oldukları gibi o cennetlerde tanışırlar. Dünyada nasıl olduklarını ve Rablerine ibadetlerinin nasıl olduğunu, geceleri nasıl ihya ettiklerini, gündüzleri nasıl oruç tuttuklarını, dünyanın zenginliğiyle fakirliğinin nasıl olduğunu, ölümün nasıl olduğunu ve nasıl cennet ahalisinden olduklarını konuşup müzakere ve sohbet ederler. Yüce Allah, cennette insanların nefislerinin hoşuna gidecek, son derece lezzetli, pek çok yiyecek olduğunu Kur'an'da bildirmiştir. Ayetlerde ve hadislerde haber verildiği üzere, özellikle dünyada da makbul yiyecekler arasında olan et ve meyvenin her çeşidi cennet ehline bol bol sunulacaktır. Allah, bir Kur'an ayetinde cennet ehline yapılan bu ikramların güzelliğini şöyle haber verir.
arzulayıp seçecekleri meyveler, canlarının çektiği kuş eti. Ayrıca cennetteki yiyecek ve meyveler, cennet ehlinin önüne kusursuz ve zahmetsiz olarak gelirler. Allah Kur'an'da bu meyvelere ulaşmanın kolay olduğunu şöyle bildirmiştir. Meyvelerin gölgeleri onlara pek yakın ve devşirilmeleri kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemse bir hadiste cennete girecek müminlere onu meyveleri aşağıya sarkan yüksek cennete koyun denildiğinden bahsetmektedir. Cennet nimetlerinin ayet ve hadislerde vurgulanan bir diğer özelliği de çok bereketli olmalarıdır. Allah, ahiret yurdu için orada rızkın hesapsızca olduğunu ve tükenmenin söz konusu olmadığını Sad suresindeki ayetlerde şöyle bildirmektedir. İşte hesap günü size vaat edilen budur. Şüphesiz bu bizim rızkımızdır, bitip tükenmesi de yok. Bu cennetteki meyvelerle ilgili olarak bir hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sidretül Münteha ağacının meyvesinden her bir meyve yarılınca içinden 72 renk ve çeşit yemek çıkar ki orada öbürüne benzeyen hiçbir renk ve çeşit yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde cennetteki meyvelerin renklerine ve çeşitliliklerine dikkat çekmiştir. Nimetlerin bu şekilde birbirlerinden farklı olmaları insanların çok hoşlarına gidecek bir güzelliktir. Bunun yanı sıra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennette bir meyve dalından koparıldığında bu meyvenin yerinde bir eksilme olmadığını, yerine yenisinin geldiğini haber vermiştir. Cennetin meyvesinden koparınca yerine yenisi biter. Güzel koku, Allah'ın insanlara sunduğu çok büyük bir nimettir. Fakat dünyada en güzel kokunun bile etkisi çok kısa süre devam eder. Koku moleküllerinin havada dağılması ve burnunda bir süre sonra bu kokuya alışması, bu nimetten alınan zevki sınırlı hale getirir. Dolayısıyla kokunun güzelliği kadar etkisinin kalıcılığı da önem taşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde cennetteki kokuların güzelliğine ve etkisine şöyle işaret etmiştir. Cennetin kokusu 500 yıllık yerden duyulur. Cennetin bu kokusunu ahiret ameliyle dünyayı talep eden kimse duyamaz. Ehli cennet kadınlarından bir kadın yeryüzüne baksa, mis kokusundan yeryüzü dolar ve yüzünün nuru güneş ve ayın ziyasını bastırırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gıdalardan kokuların en hoşu, en güzeli hasıl olur hadisiyle de cennet yiyeceklerinin kokularındaki güzelliği haber verir. Yiyeceklerin lezzetini almamızda kokunun çok büyük payı vardır. Örneğin, pişen bir kakaolu kekin cazip bulunmasının sebebi etrafa yayılan kakao ve vanilya kokusudur. Aynı şekilde ızgarada pişen etten, portakaldan, domatesten, kahveden ya da bir başka yiyecek ve içecekten zevk almamızdaki sebeplerden biri bu yiyecek ve içeceklerdeki kokudur. Dolayısıyla kokunun lezzete yönelik nimetlerden alınan zevki tamamlayıcı bir yönü vardır. Cennetteki kokuların güzelliğinden bahsedilen diğer bir hadisse şöyledir. Derken şimal rüzgarı eser de onların yüzlerine ve elbiselerine en güzel koku nevilerini serper.
Bir hadiste de kokusuyla dikkat çekilen bitkilerden şöyle söz edilmektedir. Muhakkak ki kına boyası ve kokusu cennet kokularının reisidir. Allah Teala cenneti yarattığı zaman onu güzel fesleğen kokusuyla kuşattı, fesleğini de kına kokusuyla çepeçevre kuşattı. Hadislerde bahsedilen fesleğen, güzel kokusuyla bilinen bir bitkidir. Ancak bizim bildiğimiz, tanıdığımız kokular da cennette çok daha farklı, çok hoşumuza gidecek şekilde yaratılacak olabilir. Film boyunca sonsuz ahiret hayatını hak eden müminlere Allah'ın vaat ettiği cennet nimetlerinden söz ettik. Anlattığımız tüm bu güzellikler hepimize bir an sonrası kadar yakındır. Ölümle her an son bulabilecek olan dünya hayatı, ahiretteki sonsuz hayatın başlangıcıdır. Ahirette ise Yüce Allah'ın sonsuz adaletinin bir tecellisi olarak insanlar dünya hayatında yaptıklarından dolayı sorumlu tutulacaklardır. İnsanlar dünyada geçirdikleri ortalama 60-70 yıllık çok kısa bir süre boyunca Kur'an'a uymak, her düşünce ve tavırlarında Allah'ın rızasını aramak, vicdanlarını kullanmak, güzel ahlakı yaşamak ve salih amellerde bulunmakla sorumludurlar. Nitekim Yüce Allah bir ayette insanın yaratılışındaki amacı şöyle bildirmektedir. O, amel bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Kur'an'da bu konunun haber verildiği bir başka ayet ise şöyledir. Ki melekler güzellikle canlarını aldıklarında selam size derler. Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin. Dolayısıyla her an, her saniye ahirete geçirebileceğini unutmamak, cehenneme gitme ihtimalinden korkmak ve cennetteki sonsuz nimetlere kavuşmak için hazırlık içinde olmak herkes için çok önemlidir. Ancak unutulmaması gereken çok önemli bir gerçek vardır. Cennete girecek kimselerin Allah katında görecekleri güzel karşılık takvalarının derecesine göre olacaktır. Bir Kur'an ayetinde şöyle haber verilir. Allah katında onlar derece derecedir. Allah yaptıklarını görendir. Bu durumdan bir hadiste ise şöyle bahsedilmektedir. Cenneti de amellere göre taksim ederler. Çok ameli olan çok pay alır. Elbette ki bir kimse cennetin hangi derecesinde olursa olsun bundan kesinlikle razı olacaktır. Çünkü Yüce Allah cennetteki tüm kullarına hoşnutluk vaat etmiştir. Cennetin her derecesindeki kişi kendine göre zevk alacaktır. Ancak cennet ehlinden bir kişi bir üst derecedeki kişinin aldığı zevkten dolayı kendinde bir eksiklik hissetmeyecektir. Nitekim cennet ehlinin her derecesinin ne kadar fazla nimetle dolu olduğu bir hadiste şöyle tarif edilmektedir. Cennet ehlinin en aşağı derecesinde bulunan kişinin 80 bin hizmetçisi, 72 eşi olacaktır. Ayrıca onun için inci, zebercet ve yakuttan yapılmış bir çadır dikilecek ve bunun uzunluğu Cabiye ile Sana arası kadar olacaktır. Samimi bir Müslüman daima Allah katında cennetin en üst mertebesine layık olabilmek için çalışmalıdır. Kamil iman sahibi olmak ve Allah'a yakınlıkta daima en fazlasını istemek Allah'ın rızasına uygun olanıdır.